ocağına götüreceğim. Hamit'in adamları? Kaçmakla olmayacak Zehra. Ölümden öte yolu yok. Bu Sabiha bir şey olursa ben o vebali taşıyamam. Korkudan evladına sahip çıkamadı dedirtmem. Kimseye laf düşmez. Başkalarını bırak. Eğer buna bir şey olursa ben senin yüzüne nasıl bakarım Zehra? Onun için engel olma. Bırak götüreyim onu. Madem öyle. Sen kal Zehra. Çıkma. Mümtaz abinin arabasını alır giderim. Olmaz Sırrı. Ben burada bekleyemem. İçim içimi yer. Bak eğer sen götürmezsen ben ardın sıra düşer gelirim. Tamam. Ben bir bakayım Mümtaz abi burada mı? Zehra kızım. Sağlık ocağı yolu çok uzak. Hafize'ye götürün kızım. Kaç çocuk doğurttu anlar. Çocuk bu. Yanıyor anne. Mümtaz abiyi bulamadım. Ne yapacağız? Annem Hafize Bey'e gidin diyor Sırrı. Burnumuzun dibi. Şimdi hastanede doktor olur mu olmaz mı? Sağlık ocağı uzak. Çocuk dediğim böyle büyür Sırrı. Öyle her ateşlendiğinde doktora koşmayın. Götürün Hafize'ye, halletsin. İyi de anne, iki gündür böyle bir çocuk. Eridi gitti. Biraz rahatlasa? Artık siz bilirsiniz. Bence şimdi Hafize'ye gidin siz. Şayet ateş düşmezse yarın gündüz gözüyle gidersiniz sağlık ocağına. Ha? Zaten o kadar bekleyecek hali kalmadı yavrumun Sırrı. Hafize Ebe'ye gidelim. Ebe kadın ne anlar Zehra? Hafize sadece Ebe değil Sırrı. İğneci anlar. Senden benden iyi anlar. Bu durumda doktora yetişemeyiz diye korkarım. Tamam. Siz bilirsiniz. Sirkeli su da kâr etmedi abla. O fayda etmez. Ateşi çok yüksek. Sen bilirsin abla. Ne dersen. Çok kötü üşütmüş. Penisilin yapmak lazım bana kalırsa. Ateşini düşürür. Abla düşürür diyorsan hiç durma. Ne olur hemen yap. Tamam. Ben iğneyi hazırlayayım. Tamam anneciğim tamam. Tamam geçecek anneciğim tamam. Tamam anneciğim, tamam. Soy da hazır olsun. Tut. Böyle mi tutayım? Hı hı. Şöyle sağlam tut. Tamam. Birazdan ateşi düşer. Götürüp yatırın. Ateşi düşünce uyur. Tamam abla. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Sağ ol abla. Kesin bir yeri ağrıyor. Bence de. Elde edilmiyor baksana. Tüh. Zavallıcım. Hafize'nin halledeceğini ummuştum ama fayda etmedi. Doktora götürmekten başka çare yok. Ben Mümtaz abiye söyleyeyim de arabayı alıp gelsin. Sen gitme Sırrı bak ne olur. Annemle ben gitsem olmaz mı? Olmaz Zehra. Israr etme. Hem o Hamit de köpekleri de çıkıp geleceğimi tahmin edemezler. Sen merak etme. Senin de başını belaya sokmak istemem. Doktora götürmezsen sonra çok üzülürsün Sırrı. Hastalık bu. Onlar da canavar değil ya. Hastamasındır Mümtaz abi. Çocukmuş, hastaymış bilmez. Olsun. Bu durumda yalnız bırakmam seni. Kimseye görünmeden gider geliriz. Arabayı arkada sakin bir yere çekerim. Sorun olursa da bir işim vardı onun için geldim derim. Tamam. Ben Zehra'yı toparlayıp çıkayım. Tabii. Tamam.
Selamünaleyküm Mümtaz. Aleykümselam. Hayırdır? Öylesine dolaşıyoruz. Hanımın ayak ağrıları arttı. İlaç alayım dedim. Hanım da bir iki bir şey ısmarlamıştı. Osmanlıoğlu'nun haberin var mı? Kulağın deliktir senin. Sırrı mı? Evet. Komşusu değil misin? Çocuğu da oldu. Gelip görmedi mi? Gelmedi. O artık gelmez buralara. Avradı? Onu bilmem. Artık o da bir kadın sayılır. Evden dışarı çıkmaz. Sırrı da bu konuda ne düşünüyor onu da bilmiyorum. En yakın arkadaşı değil misin? Ne oldu ki? Aile kapıştı, daha ne olsun? Ha diğer köprüsünden atlayan adamla el ele tutuşmuşsun. Ha aya karşı gelenle. Haklısın. Hadi kal sağlıcakla. Kesilmez Zehra. Sen de duydun. Büyük bir hastane çözüm olur bize. Ne sakat kalırsa? İğne sinire denk gelmiş dediler. Allah'ım sen koru yavrumuzu. Hadi. Mümtaz abinin işi yoksa hemen gidelim hastaneye. Kardeşler, başka zaman hesaplaşalım. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde. Gidin söyleyin ağaya. Kaçmam, gelirim. İsterse hanımı çocuğu yollayayım. Şimdi hanım var, çocuk var. Olmaz Sırrı. İşi uzatmayalım. Ah!
Sırrı. 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 Zehra. Sırrı. Sırrı. Yardım edin. Sırrı. Sırrı. Kazandı. Yetişemedim. Sağlık ocağından babamın ilaçlarını aldım. Dün alacağım demiştin. Gidecektim. Ama tam gidecekken ayakkabısını boyatmak isteyen iki kişi çıktı. İki kişi? Evet, kahvede çay içiyorlardı. Sana bir şey göstereceğim. Bekle bir dakika. Kaleci oynarım. İyi. Gülersin. Gülmem. Biliyorum. Niye bu kadar kafaya taktın? Eğleneceğiz işte. O zaman gülebilirsin. Günümde hayatım biliyorsun. Dip köşe temizlik, çamaşır. Bittim. Yani hal mi kalır? Bak ne diyeceğim. Sen gelirken pide falan yaptır istersen. Ay çok iyi olur. Bunca yorgunluğun ardından hava almış olurum ben de. Düşünceli kocam benim. Yok, işim bitti zaten. Bitti de oturdum su içiyordum. 5 bilemedin 10 dakika üstüne bir şey geçir hazır olurum ben. Oldu. Sen gelince kornaya bas inerim ben. Tamam canım. Ekrem beni dışarı çıkarıyor Zehra. Ne güzel. Allah bozmasın. Temizlik, bulaşık, çamaşır yorulmuşsundur dedi. Tabii. Arada bir böyle iyi oluyor. Vallahi elim kolum dinlendi sen gelince. Ama o bilmiyor tabii. Bilecek bir şey yok zaten. Sen yaptın yapacağını. Gerisi benim işim. Evet ya öyle bilsin. Sen de toparlan Zehra. Pat diye çıkıp geliverir. Camlar var daha. Camlar da bugünlük kalıversin. Zaten yağmurun da durduğu yok tamam. Bu ara. Milli Eğitim İl Müdürlüğü herkesin listesini hazırlamış. Listeyi bir gördüm eyvah dedim.
Sağa sola baktım. Bazı bölgeleri öğrenince soluk aldım. Eğitim çağına gelmiş bir sürü çocuğu okula göndermeyen aileler var. Bunları ziyaret etmek lazım. Evet, muhtarla birlikte. Bende adresleri var. O adreslerde o çocuklar var mı bakalım? Birkaçını görünce bildim. Bende kaydı var onların muhtarlıkta. O zaman tek tek dolaşacaksınız. Çocuklarını okula kaydettirmelerini söyleyeceksiniz. Eğer kaydettirmezlerse cezası var diye. Doğru mu bu? Doğrudur. Yardımlarımız var. Kılık kıyafet, defter kitap. Bahaneye pabuç bırakmayın Hakan Bey. Tamam. Desenize haftaya bu gürültü daha da artacak. İşte burada sana göstereceğim şey. Bekir amca burada kalmasına izin vermez. Dışarıda da üşür. Haklısın. Eve götür. Anneme söylemem lazım. Bana ver, ben götürürüm. Ama... Benim diyorsun ama ismi bile yok, koymadım. En iyisi olsun diye sen ne koyardın? Gürültücü. Gürültücü mü? Evet, baksana devamlı miyavlıyor. Gürültücü olmaz. Anneme belki adını sen koy dersem... Belki kediye eve almama izin verir. Evet. Şşş, ufaklık. Sandığını al da gel. Tamam abi. Şunlara 2-3 fırça at da düğüne gideceğiz. Madara olmayalım değil mi? Tamam, merak etme abi. Alamam Sema teyze, annem kızıyor. Al al, bahşiş bu. Ben söylerim annene. Teşekkür ederim Sema teyze. Ben de sana çok teşekkür ederim. Gelsin Bekir abi. Buyur. Acelesi yoktu Zehra. Olsun. Varken vereyim. Zaten her şey ateş pahası. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Zehra Hanım. Evet, benim. Küplüce İlk Öğretim Okulu'ndan geliyoruz Zehra Hanım. Müdür muavinim. Adım Hakan. Hakan Erdoğdu. Beni tanırsın Zehra Hanım. Muhtar değil mi? Evet ya. Zehra Hanım, oğlunu okula yazdıracaksın. Evet Zehra Hanım. Asım da oğlunuzun ismi sanırım. Asım, evet. Asım da ama... Vallahi aması maması yok. Biliyorsunuz cezası da var. Senin oğlunun yaşı gelmiş geçmiş bile. Telaşa gerek yok. Asım tam yaşında aslında. Ama daha fazla geç kalmamak gerek.
Öz çocuğunuz değil mi? Öz çocuğum tabii. Babası? Babası sizler Ömür. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Zehra bacım, yardımlar az gelmiş galiba. Geldi, Allah razı olsun. Ama yetmemiş belli. Ben işe gideyim de depoyu kontrol edeyim. Sana biraz daha gönderttireyim. Sağ olun. Asım'ı yarın okula bekliyoruz Zehra Hanım. Yarın öğlen. Müdür Bey, iyi güzel söylüyorsunuz ama benim oğlumun durumu biraz değişik. Nesi var? Asım sakat. Zeka geriliği falan mı? Yok yok, öyle değil. Ayağı aksıyor biraz. Tekerlekli iskemle falan? Yok öyle de değil. Yürür. Hatta herkesten fazla yürür maşallah. Sadece biraz dediğim gibi ayağı aksıyor. Ya önemli değil bu. Onun durumunda çok öğrenci var. Burada okula başlangıç yardımlarımız bulunuyor. Geri kalanı siz yarın okula geldiğinizde. Siz bilirsiniz. Dediğiniz gibi olsun. Yarın getiririm Asım'ı. Hı hı. Vallahi ihmale gelmez Zehra Hanım. Hadi kal sağlıcakla. Tamam muhtar. Sakatsın. Ne diye topla oynamaya kalkıyorsun? Senin yüzünde oynayamadık. Ne diyeceğim ben şimdi anneme ya? Yeni aldıydık. Hem sakatsın hem de topa vurursun. Öf ya öf. Nagi. Nagi neredesin oğlum? Nagi. Buradayım anne. Kahve oynadın oğlum, gel artık. Bir çocuk topumu kaçırdı anne. Ne diyorsun sen? Bu çocuk anne topumu kaçırdı. Nereye attı topunu? Orada işte. Eski evin bahçesinde. Kahrolmayası. Nasıl alacağız anne? Elin sakat çocuklarıyla oynarsan olacağı bu. Alamaz oradan oğlum o. Gel sen. Babana anlatırsın nasıl kaybettiğini. Cemil, ne oldu biliyor musun? Naci'yi gördüm. Yine top oynuyorlardı. Onun topunu eski eve kaçırdım. Ne yapacağız? Topu nasıl alacağız? Senin yardım etmen lazım. Annesi de oradan çıkıp bana sakat çocuk dedi. Çok üzüldüm Cemil, yardım et bana. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ben sana yardım ederim. İşte buraya kaçırdım Cemil. Sen dur, ben alayım. Ablam gelmeden üzerimi değiştiririm. Anlamaz. Olmaz, ben alırım. Baksana orada duruyor. Nasıl olacaksın Asım? Dur. Dikkat et. Tutunalsın. Aa! Asım, korkma. Cemil.
çağıracağım. İşte burada. Merak etme Asım. Korkma. Abi şimdi seni inip çıkartacak. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? İyiyim. Hop, tamam. Çocuklar, iyisiniz değil mi? Benim gitmem lazım çocuklar. Dikkat edin. Tamam abi. İyisiniz değil mi? Bir şeyiniz yok. İyiyiz. Hadi. Giderim Asım. Topu yarın getirip verirsin. Hayır, şimdi vermem lazım. Getirdi topu. O mu aldı ki? Al hadi al. Anne atsana. Verdim. Üstünde çamur oldu. Annene ne söyleyeceksin? Doğruyu. Çamura düştüm derim. Sakatım ya. Yani? Sakat olmanın tek iyi yanı bu. Sakatlık iyi mi yani? İyi değil tabii ki ama tek iyi yanı bu dedim. Sen düştüm desen azarlanmaktan kurtulamazsın. Düşmeni haklı gösterecek bir şey söylemen gerekir. Biri beni itti demelisin. Araba üzerime geliyordu atladım demelisin. Ama benim hikayeye ihtiyacım yok. Çünkü ben sakatım. Hasta kardeşler. İşi uzatmayalım.
Keşke rahmetli hayatta olsaydı da Asım'ın okula gittiğini o da görseydi. Kader böyleymiş Zehra. Kan davası anne. Güç yetiremeyince kader diyoruz. İyi de yüreği rahatlatmak lazım kızım. Asım okula gidince ayağı yüzünden diğer çocuklar aralarını almazlar diye korkuyorum. Zaten çok hassas. Ebeden yanlış yapılan iğneden oldu diye anlataydın. Tüh. Keşke göndermeyeydim sizi Hafize'ye. Anne, üzme artık kendini. Üzme. Asım. Asım. Hadi uyan anneciğim. Bak şimdi ben Bahar teyzenlere gideceğim, tamam mı? Hani dün akşam kızının kına gecesi vardı ya. Temizlikte ona yardım edip geleceğim. Olur mu? Bak anneannen de sana emanet. Tamam anne, anladım. Ben çok geç kalmayacağım zaten. Sonra beraber okula gideceğiz öğleden sonra. Tamam mı? Hı hı. Hadi. Anne. Ne oldu, hayırdır? Benim gibi başka çocuklar da mı var mıymış sınıfta? Olmaz olur mu oğlum? Senin gibi bir sürü çocuk var okulda. Ama kimse benim oğluma benzemez. Benim oğlumun dünyada eşi benzeri yoktur. Cemil de yok. Ne yapacağım ben tek başıma? Ne yapacağım var mı Asım? Çok çalışıp arkadaşlarına yetişeceksin. Anlaştık mı? Tamam anneciğim. Hırka. Tamam anneanneciğim. Hoppa. Hadi. Dışarısı çok soğuk anneanne. Kış haliyle. Ben sevmiyorum. Aa, hep sıcak da kötü. Kar da soğuk da şart Asım'ın. Soğuktan değil. Ya neden? Ha, yağmur, çamur. Ha? Değil. Kışın zararı yok. Soğuk kar mikropları kırar. Nasıl kırar? Böyle mi? Çat diye. Yok öyle değil. Mikroplar küçük. Gözle görülmez. Soğukta donar, karda yaşayamazlar. Babam neden mikrop kaptı ki o zaman? Tövbe tövbe. Babam... Keşke o da burada olsaydı. Eminim. Şimdi seninle... Çok gurur duyuyordur. Bak bakalım hadi. Bak bakalım kim geldi. Hoş geldin. İçeri gir. Boya almaya gideceğim. Gelmek ister misin? Bugün mü gitmek gerek? Evet. İstemezsen gelme. İsterim isterim. Ama anneannemi yalnız bırakamam. Hiç kimse yok onun bugün yanında. Dün? Perihan ablaya götürmüştü annem. Kendi annesiyle anneanneme birlikte baktı. Perihan ablanın işi olunca annem duruyor onlarda. Anladım. Ben boya alınca sana haber veririm. Yarın birlikte alsak? Sadece boya değil, cila da alacağım. Cila masa sandalye için değil mi? Akıllım, deri için olanı da var. Cilam olunca Durağan oradaki ağabeyi gitmeyecekler. Şimdi adamlar gelip soruyor bana. Senin cilan var değil mi?
Yok diyorum. Peki, sağ ol deyip gidiyorlar. Çok mu parlatıyor Cilan? Evet, ayna gibi yapıyor. Benim ayakkabımı da parlatır mısın onu alınca? Tabii, sen arkadaşımsın. Annem gelince onunla okula gideceğiz. Okula mı? Evet, istemiyorum ama okuldan eve adamlar gelmiş ve anneme kızmışlar. Neden getirmiyorsun diye. O da okuma yazma öğrense iyi olur dedi. Ceza yazacaklarmış. Annem getireceğim deyince yazmamışlar. Nereden bilmişler seni de gelmişler? Bilmem. Belki sokakta görmüş olabilirler. Okul çantam yok. Neyse, beni görmediler ki. Tabii, sen benim gibi fazla sokakta dolaşmıyorsun. Boya sandığın var. Duruyorsun bir yerde. Evet, hep aynı yerdeyim tabii. Yani ayakkabı boyacısının yeri belli olması lazım. Ayakkabısını boyatmak isteyen boyacı nerededir diye aramaz. O yüzden. Sana bir sürprizim var. Artık bu sende kalabilir. Ben okula gidince sen bakarsın. Tamam, anlaştık. İsmini koydun mu? Topaç. Merak etme, Topaç artık ikimizin kedisi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Sağ olun. Ne haber? İyi ettiniz geldiniz. Hiç merak etmeyin. Asım bizim evladımız. Asım için hiç endişelenmeyin. Biz elimizden geleni yapacağız. Derslerini ona göre yetiştirmeye çalışacak. Siz merak etmeyin. Siz onu bize emanet edin. Hakan Beyciğim, siz Zehra Hanım'la Asım oğlumuzu 1C sınıfına kadar refakat edin. Hem Canan Hanım'la tanıştırırsınız hem de arkadaşlarıyla tanışsın. Tamam müdür bey. Müsaadenizle. Ha, hiç merak etmeyin. Bir sorun olduğunda çekinmeden bana gelebilirsiniz. Ben yoksam Hakan Bey elinden geleni yapacaktır. Asım'ın derslerine yetişebilmesi için sıkı çalışması gerekli. Siz de derslerinde yardımcı olursanız çok memnun oluruz. Tabii, tabii müdür bey. Buyurun. Buyurun. Merak etmeyin. Canan'ın her konuda çok tecrübelidir. Asım'ın özel durumundan da haberi var zaten. Tamam mı?
Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmen hanım. Oğlum Asım. Merak etmeyin. Asım bana emanet. Tut elimi Asım. Birlikte içeri girelim. Seni arkadaşlarına tanıştırayım. Ne olur gitme. Bekle beni anne. Buradayım anneciğim. Bekliyorum ben seni. Ben odama dönüyorum Zehra. Sağ olun. Teşekkür ederim. Oturun. Arkadaşınız biraz geç başlıyor. Sizin öğrendiklerinizi öğrenip size yetişecek. Bilmiyor diye onunla alay etmek, sorduğu bir şeye cevap vermemek size yakışmaz. Ayrıca ben de çok kızarım. Siz de geldiğinizde bilmiyordunuz. Geç şuraya. Her gün dersten sonra sana arkadaşlarına yetişmen için neler yapacağını anlatacağım Asım. Şayet gayret edersen onlara yetişir, hatta geçersin. Ne diyorsun, söz mü? Söz öğretmenim. İyi misin? İyiyim anne. Nasıl? Sevdin mi okulunu? Sevmedin mi? Bilmem. Çok değil. Baktım ben kapı aralığından. Güzel bir sınıftı. Çok güzel. Yarın da gidecek miyim? Tabii. Artık her gün gideceksin Asım. Zamanla alışır seversin. Sen bugün diğer öğrenciler senden önce geldiği için sıkılmışsındır biraz. Bak burada ne güzel resimler var. Sen seversin. Evet, öğrenciler yapmış zaten. Ne öğrendin bugün? Ali. Ali mi? Nasıl yani? Ali Topat. Ha, hiçbir şey değişmemiş. Değişmeyen ne anne? Bize de öyle öğretiyorlardı. Ali Topat işte, Ayşe eve gel. Ali Topal. Öğrenmedim daha, benim deftere yazmam lazım. Herkes benden çok kelime öğrenmişler anne. Tamam, sen de çalışırsın. Onlar geldiklerinde biliyor değillerdi ya. O kadar çok ki. Tamam, sen de çok çalışırsın o zaman. Tamam. Hadi evimize gidelim artık. Tamam anneciğim. Tamam.
Evet, şurada. Buyurun. Buyurun Canan Hocam, hayırdır? Yeni öğrenci Asım ile ilgili görüşmek için gelmiştim. Biz de Hakan Hocam'la şimdi onu konuşuyorduk. Nasıl durumu? Telafi edemeyeceğimiz bir noktada değiliz hocam. Zeki bir çocuk. Heceleri anlattım, tekrarlamadı, sormadı. Defterine de geçirmiş. Kalem tutması falan sorun olmayacak gibi. Böyle düşünmene sevindim Canan Hocam. Annesinin ne şartlar altında olduğunu size anlattım. Hakan Hocam da gitti gördü. Evet, zor durumdalar. Babası vefat etmiş Asım'ın. Annesi tek başına bakıyor. Ziyaret edip kendim de göreceğim. Kitaplarını götürmedim ki kendim de gideyim. Ayağının sakatlığı psikolojisini etkiliyor haliyle. Çocuk dünyasının içindeyiz, biliyoruz. Hem masum hem dünyanın en acımasız yaratıkları bunlar. Haklısınız. Gerçeklerden kaçınmak iyi değil. Ama gözümün önünde yaralanmasına da izin veremem elbette. O da kendini korumayı öğrenmeli. Sakat diyecek biri, topal diyecek öbürü. Öfkelenecek, bir iki çatışacak. Ama sonunda bu öfkenin hayatını kontrol etmesine izin vermemeyi öğrenecek. Başka çare yok. Ne kadar erken olursa o kadar rahat eder bence. Hayat acımasız maalesef. Aynen, katılıyorum size. Öğretmenin nasıl görevi bu galiba. İşin bilgi tarafı var. Var olmaya ama meselenin esası çocuğu hayata hazırlamak. Evet. Evet, aynen. Doğru söylediniz. Ben şimdi gidiyorum Asımlara. İyi tamam. Günler. İyi günler. İyi günler. Evet. Anne, Cemil'le konuşabilir miyim? Okulu merak ediyordu. Tamam, ama çok geç kalma. Anneanneni merak ediyorum sonra. Perihan abla yok mu yanında? Yok, atölyeye yeni çamaşırlar gelmiş. Gitti kadıncağız. Hava kararmadan gel, tamam mı Asım? Tamam anne. Gördüm seni, okuldaydın. Evet, gittim. Boya almaya gidiyordum. Okulun yanından geçerken duvardan baktım. Cilada aldın mı? Aldım. Öyle bir parlatıyor ki ayakkabıyı. Göremeyebilirsin. Sanki cam. Benim ayakkabımı da parlatır mısın? Bana söz vermiştin. Tamam, söz verdim. Ama bunu ayakkabısını boyatmak isteyen herkese kullanmam. Çünkü kapağını açıp kapatınca bile azalıyor. Uçuyor. Nasıl uçuyor? Kolonya gibi. Anladım. Tarık amca köye dönerken sandığı getirip bana verdiğinde çok sevinmiştim. Al bunu. Ona çok iyi bak. Bunca zaman bizi bu doyurdu dediydi. Hiç uyumadım o gece. Sabah olsun sandığı alıp boyaya çıkayım diye. Hiç ayrılmadım. Hasta olduğumda bile yanımda tuttum. Şimdi boyalar tam. Her renk, her deri için boyalarım var. Dükkandaki amca verdi bana. Devamlı oradan aldığım için tanıyor beni. Sonra ödersin dedi. İyi işte. Ne oldu? Önlüğün güzelmiş. Okul güzel mi? Bilmiyorum. Herkes okuma yazmayı öğrenmiş. Benim onlara yetişmem için çok çok çalışmam gerek. Sen bugüne kadar hiç pes etmedin ki. Evet, ama ne bileyim, biraz korkuyorum. Ne olursa olsun başarmalısın Asım. Ben sana inanıyorum. Keşke hep benimle olsan. Merak etme. Biz hiç ayrılmayacağız seninle. Buyurun. Zehra Hanım ben... Kusura bakmayın. Birden şey edince... Canan Hanım, öğretmen hanım değil mi? Sorun değil. Bir şey mi oldu? Asım gerçi okulu çok sevmişti ama eğer bir şey olduysa... Yo, sorun yok. Asım çok zeki bir çocuk. Geç başladığı için biraz fazla çalışacak, o kadar. Evet evet, biliyor da. Çalışır da. Kapıda kaldınız. İçeri geçin isterseniz, şayet rahatsız olmayacaksanız. Tamam, 5 dakika gireyim. Buyurun. Buyurun, buyurun. Ne içersiniz? Ne ikram edeyim size? Eğer vaktiniz varsa kahve yapayım. Karşılıklı içeriz. İnanın zamanım az.
başka sefere. Nasıl olsa bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Haklısınız, ne diyeyim? Başka sefere artık. Bakın. Bunlar ders kitapları. Ancak ders bitiminde alabildim. Bir gün bir gündür. Akşam evde çalışır diye kendim getirmek istedim. Çocuklar kitapları görünce hevesleniyor. Öyle öyle tabii. Çok sağ olun. Keşke zahmet etmeseydiniz buralara kadar. Haber vermiş olsaydınız ben gelir alırdım sizden. Önemli değil. Bakın biz şu ana kadar bu kitaplardan ilkini bitirdik. Şimdi ikincideyiz. Asım evde kendi kendine ilkini çalışmalı. Nasıl çalışacağını anlattım. Bakınca göreceksiniz. Heceler. Önce okuyacak, sonra yazacak. Biliyor musun? Sınıfta o çocuk da var. Hangi çocuk? Benim topunu eski eve kaçırdığım çocuk. Adı Naci. Sana bir şey mi yaptı? Yo, baktı. Hep baktı. Ben bakmadım ama tanıdım. Diğerleri de nasıl yürüdüğümü görmek istediler. Güldüler mi? Hayır, aslında gülmediler. Öğretmen vardı. Belki birkaç ile arkadaş olabilirsin. Sanmıyorum. Keşke sen de gelseydin. Çok iyi olurdu. Nasıl geleyim ki? Seni eve gelip aldılar. Belki size de gelmişlerdir. Baban hasta, kapıyı açamadı. Ablan işte, sen de buradasın. Bulup söyleyemediler. Belki. Öyle. Sen de gelseydin çok iyi olurdu. Hiç çekinmezdim. Niye çekineyim ki? Birlikte oturur, birlikte çalışır. Teneffüs zillerine birlikte çıkardık. Kaç defa zil çaldı ama ben kalkmadım yerimden. Kimseye de bakmadım. Öğretmene baktım sadece. Ben de okuldan çıkmanı bekledim hep. Kahvenin orada ayakkabısını boyatmak isteyenler çıkıyordu. Ama ben gitmedim, geçersin görmem diye. Benim de tek arkadaşım sensin. Sen okula gidince... Evet, belki seni de alırlar. Sanmam. Anlaşıldı. Sana yardım edeceğim küçüğüm. Haylazlara yem etmeyeceğim seni. Hepsini mi çalışsın dedi öğretmen. Hayır. Biz birinciyi bitirdik, ikinciye geçtik. O da derslerine çalışsın, bize yetişsin dedi. Hem sadece okuma çalışmasın, yazma da çalışsın. Ben ona nasıl yazılacağını gösterdim dedi. Evet. Ama çok iyi bir insan, biliyorsun değil mi? Bugün sen derslerinden sırf geri kalmayasın diye ta eve kadar gelip kitap getirdi. İyi birine benziyor. Merak edip gelmiş. Kimdir, neyin nesidir diye. Fatih Hoca ile karısını hatırlıyor musun anne? Tabii. Hatırlamaz olur muyum hiç? Seni çeke çeke babanın yanından alıp okula götürdüydü. Rahmetli geldi. Yıldım bu adamdan ben. Kahvede beni ele güne şikayet etti. Ver kızı, gidip gelsin bir zaman dedi. Bizim halde de kimse kendiliğinden gitmiyor demek ki. Öğretmenler götürüyor. Allah Allah, bak sen şu Hınzır'a. Ne dedi, ne dedi bu? Ama Muzur işte, ne diyecek? Sen öyle diyorsun ama koca köyde okula giden iki kızdan biriydim ben. Böyle okula ne zaman jandarma kumandanı, vali, kaymakam gelse Halime ile bizi muhtar en öne dizerdi. Ya. Şiirler falan okurduk. Ya. Hani kızı vardı Fatma? Aa, bildim bildim. Karadeniz'e gelin gitti. Böyle törenlerde falan biz en öne dizilip de misafirlerden hediye alınca ağlamaktan hasta olmuştu. Ne güzel günlermiş. Yarın da gideceksem öğretmenin dediklerini yapmam lazım. O Naci falan. Naci kim? Sınıftaki çocuklardan biri. Nereden tanıyorsun? Bir şey mi söyledi sana? Yo, tanıyorum. Mahalle takımında oynar hep.
İyi işte. Sınıfta tanıdığın birileri olması güzel. Hem sana bilmediğin, anlamadığın şeylerde yardımcı olur. Ondan istemem. Bak bir şey yapmış sana besbelli. Yoksa böyle söylemezsin. Hayır. Yapmadı anne. Yapsa derim. Hem Cemil'i neden okula almıyorlar? Bilmiyorum. Yaşını doldurmamıştır belki. Benimle aynı. Senin aynı olsa müdür de muhtar da onun peşini bırakmazlardı. Söylemezlerse nereden bilecekler? Seni nasıl buldularsa oradan. Hem belki de kayıtları yapılmamıştır. Biz de ilk geldiğimizde bilmiyorduk. Bizim de kaydımız yoktu. Sonradan yaptırdık. Ablası sabah erkenden çıkıp akşam geliyor. Babası da hep hasta. İyi tamam anlaşıldı. Ben münasip bir zamanda gider muhtarla konuşurum Cemil'i. O biliyordur en doğrusunu. Bakarak yaz. Böyle mi? Hı hı. Aferin. Şimdi yanına L koy. Al olacak. T gelince de at olacak. Evet. Nereden bildin? Aferin benim akıllı oğluma. Sana nohut pilav ısmarlayayım mı? Olur, severim. Peki babam? Ona da paket yaptırırız. Bitiremese bile çok sever aslında. Evet, sever. Bakar mısınız? Bize iki porsiyon nohut pilav, biri paket olacak. Tamam abla, içecek vereyim mi? İstemez. Abla. Efendim? Asım'ı biliyorsun. Evet, ne olmuş ona? Bir şey olmadı. Yani oldu da. Kötü bir şey değil. Ne olmuş çocuğa? Söylesene Cemil. Okula başladı. Ya, iyi. Yani? Çok sevinmiş. Gerçi bana eh be falan diyor ama... sınıftaki çocukları pek sevmemiş. Ama ben anladım. Haklı. Sevinmesi gerek. Ben, yani benim... okula gitmem gerekmez aslında ama... Asım tek arkadaşım. Başka yok. Ben babamın evin derdine düşüp seni unuttum. Yo, Asım'ı muhtar, okul müdürü falan dışarıda görüp evini öğrenip çağırmışlar. Anladım. Bize gelip seni de çağırmışlardır ama bizim kaydımız Esenler'de. Ben okula uğrarım. Yo, olmaz şimdi. Neden olmaz? Asım'ı kıskandı derler. Kim der? Derler işte abla. Hem ben onun için değil... tek arkadaşım okula gidince yalnız kaldım diye dedim. Gidip söylemeyeyim mi? Daha sonra. Ama dersler ilerler. Ben yetişirim. Asım var. Alsana oğlum şu pası. Alsana oğlum. Emre sen kaleye geç. Biz de Oğuz oynayacak. O ne olacak peki? Onu oynatırsak güzel tiyatro olur. Güzel tiyatro. Güzel tiyatro. Güzel tiyatro. Güzel tiyatro.
Tamam çocuklar, tamam. Küçük bir aksilik oldu ama geçti. Şimdi dersimize başlıyoruz. İyi misin? Asımcığım, arkadaşların gidince öğretmenler odasına gelir misin? Olur öğretmenim. Anlaştık. Öğretmenler odasının yerini biliyor musun? Evet öğretmenim. Güne kadar arkadaşlarının arandaki mesafeyi kapatmış olacaksın. Çok iyi gidiyorsun. Bilmiyorum öğretmenim. Her gün derste ve burada yaptıklarımızı tekrar etmen gerek. Eğer bunu yaparsan yürümemiz gereken çok az bir yol kalacak. Tamam öğretmenim. Ne oldu, bir sorun mu var? Hayır öğretmenim, yok. Yalnız... Yoruldun değil mi? Ama elimden bir şey gelmez. Onlar bir çalışıyorsa sen beş çalışacaksın. Öyle değil öğretmenim. Bir ihtiyacın mı var? Cemil. Cemil? Cemil bizim sınıfta değil. Hangi sınıfta? Anladım. Sana bir şey mi yaptı? Hayır öğretmenim. O benim en yakın arkadaşım. Okuldan değil. Ya... Aynı yaştayız. Babası hasta, annesi ölmüş, ablası var bir tek. Onu okula çağıran olmamış. Ama istedi beni duyunca. Anladım. Cemil benim tek arkadaşım. Belki yaşı küçüktür senden. Benimle aynı. Ablası söylemişti. Ablası var dedin. O getirebilirdi okula. Bilmiyorum. Babası sürekli hasta. Hiç yataktan kalkmıyor. Ablası sabah erkenden çıkıp akşam geliyor. Cemile kim bakıyor? Yemek filan? Kimse. Boya sandığı var. Ayakkabı mı boyuyor? Evet. Bazen çok para veren olursa bana da döner ısmarlıyor. Tamam, tamam Asımcığım. Bak ne yapalım. Yarın sen okula getir Cemil'i. Beraber müdür beye gidelim. He? Ne dersin? Olur öğretmenim. Nüfus kağıdını getirsin kafi. Tamam öğretmenim. Hem söylerim, elini de yıkar. Boya yapıyor ya. Yıkayınca çıkıyor. Tamam. Hadi bakalım. Tamam öğretmenim. Asım. Asım. Geciktin. Öğretmenle çalıştım. Geri kalmıştım ya. Sevinmişsin. Evet. Ablama söyledim ben. Ne söyledin? Okulu. İşten izin aldığı bir gün gelip konuşacak. Bu aralar izin alamıyor pek. Ben de konuştum. Ablamla mı konuştun? Ne dedi? Hayır, öğretmenle. Naci'yi mi söyledin? Hayır, öğretmene seni söyledim. Nasıl yani?
Arkadaşım dedim. Okula gelmek istiyor da ama onu gelip alan olmadı dedim. İyi demişsin. Olmadı. Yarın birlikte gelin, müdüre gidip birlikte konuşalım dedi. Yarın? Evet, yarın. Olmaz. Ablam izin alamaz. Biz ikimiz gideceğiz Cemil. Ablanın gelmesine gerek yok. Belki sonra onu da çağırırlar. Nüfus kağıdını da almayı unutma. Hadi gidelim. Çok var mı Asım? Hayır anne, hepsini bitirdim. Öğretmen bitirdikten sonra birkaç defa daha okuyun, iyice anlarsınız dedi. Doğru söylemiş. Bizim zamanımızda da öyleydi. Ver bakayım, düzgün yazmış mısın? Hı, aferin, hepsi doğru. Son bir kez daha okumak istiyorum anne. İyi tamam ama çabuk bitir, dinlen biraz. Tamam, tamam anne. Hadi. Evet Yunus. Şimdi bize bir günün kaç saat olduğunu söyle bakalım. 24. Aferin. Otur bakalım. Evet Cemil, sen kalk bakalım. Bir hafta kaç gündür? Hadi bütün sınıf seni bekliyor. Evet, söyler misin? 10. Yanlış. Otur. Bilemedi ki, 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 bilemedi ki. Cemil. Hasta olacaksın, çok soğuk. Gir içeri, yat uyu. Uyuyamadım. Şu okul var ya. Yarın izin isteyeceğim. Yo. Öğretmen gerekmez. Henüz geri demiş Asım'a. Olsun, öyle desin. Gitsem neden geldin mi diyecek. İzin isteyince kızıyorlar dediğin de. Öyle ama durum farklı. Mecbur, bir iki saat verirler. Öğlen tatili. Abla. Efendim. Diyorum ki. Ne diyorsun Cemil, üşüdüm. Gitmesem okula yani. Ne oldu, korktun mu? Yok, korkmadım. Korkmuşsun işte. Korkmadım ama diğerlerinden çok geri kaldım. Herkes çok şey öğrendi. Ya yapamazsam? Anlıyorum seni, haklısın. Benim hatam. Herkesin okula gittiğini görüp götürmeliydim seni. Ama fark etmez. Ne kadar geç gidersen o kadar arayı kapatmış olacak mısın ki? Ne kadar erken başlarsan o kadar az sıkıntı çekersin. Hadi yat uyu, okula gideceksin. Thank you.
Yeni öğrencimizi getirdim size. Gelsinler. Gel, gel. Gel bakalım, kaçak. Nüfus bilgileri doğru müdür bey? Muhtardan kontrol ettirdim. Evet, Esenler'de görünüyor Cemil. Oradaki okul müdürü de adresine adam göndermiş. Haklılar. Taşındık ama sorun yok, merak etmeyin. Tabii, sorun yok. Yarını beklemeye de gerek yok. Bugün başlasın Cemil. Hazır velisi de buradayken dosyasını sonra hazırlarız. Ne lazımsa... Vesikalık resim falan ben çıkınca veririm size. Ders malzemeleriniz, çanta, kitap, defter hepsini ben vereceğim. Ayrıca desteklediğimiz çocuklarımız için başka malzemelerimiz de var. Onları da ben vereceğim. Canan Hanım, siz çocukları sınıfa götürün. Hakan Bey gerisini halledecek. Hı hı. Tamam. Gelin çocuklar. Cemil arkadaşınıza hoş geldiniz deyin. Hoş geldin Cemil. Oturun. Cemil arkadaşınız da tıpkı Asım arkadaşınız gibi geç geldi. Ona da Asım arkadaşınızla yaptığımız gibi yardım edeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Cemil'cim, Asım'a ve sana verdiğim ödevleri günü gününe çalışarak öğreneceksin. Anlaştık mı? Tamam öğretmenim. Geç. Evet, dersimize başlıyoruz. Bana şu ana kadar öğrendiklerimizi kim yazabilir? Yaz Asım. Ayşe İpatla. Tamamlandı mı? Hı hı. Evet öğretmenim. Aferin Asım'a. Bakın geç başladı ama arayı kapattı işte. Çalışınca yapılabiliyor demek ki. Cemil de öğrenecek. Öğretmen çağırdı değil mi? Evet. Öğretmenler odasında bekliyor. Tamam. Birlikte çalışacak mıyız? Çıkınca gelirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kusura bakma ama biz topla oynarken senin orada tam karşımızda durmaman gerekiyordu. Sakatlar için her yerde ayrı bir bölümü var. Çabuk tabanla oyuna devam edeceğiz. Çantam, kitaplarım,
Asım, iyi misin? Hadi gel, içeriye girelim. Tamam öğretmenim. Çantayı al. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Tamam. Biri itmiş olmalı seni çocuğum. Böyle düşülmez ki. Kim ittiyse söyle. Kimse itmedi öğretmenim. Top çarpınca düştüm. Oradaki çocuklar da öyle söylediler müdür bey. Top oynadıkları yer neresi, bunun düştüğü yer neresi? Allah'tan bir şey olmamış. Ama olabilirdi de yani. Hakan Bey, buna da mı top çarpmış? Ben araştırırım müdür bey. Asım, sen iyi misin çocuğum? İstersen burada kalabilirsin. Dersini de burada yapabilirsin. Gerekmez öğretmenim. Ben eve giderim. İstersen Ömer Efendi de seninle gelsin. Gerek yok öğretmenim. Ben iyiyim. Kendim giderim. İyi peki. Nesi var anne? Okuldan geldiğinden beri tek kelime etmedi. Sus, üzerine gitme, ısrar etme. Anlatmak istese anlatırdı. Onlara cezalarını verirdik. Olmaz. Dövüşte beni yenerler. Ben varım yanında. İstemem. Onlara karşı durman lazım. Beni yenerler dersen olur mu? Hadi gidelim. Onu dinleyip gülerseniz siz de kötü olursunuz. Aynı zamanda akılsız. Bana akılsız mı dedin sen? Evet, seni dinleyen de. Sen yumruğu hak ettin. Sen de. Çocuklar dersimiz başlıyor. Oturun. Dersimiz matematik. Yazın şimdi defterlerinizi.
Beni yenebilir misin? Yenilince müdüre gidip şikayet edecek misin? Ben kimseye şikayet etmedim seni. Beni yenebilir misin? Asım, yapma, deneme. Sen karışma. Merak ediyorsan gel. Ya da sana iyilik yapıp ben gelirim. Yürüme. Üçe kadar saysın beni. Ben üçe kadar sayarım. Üç deyince başlayın. Tamam. Bir, iki, üç. Başlayın. Naci ne oldu? Elimi terletti. Terletince tutamadım. Yalancı. Kurucusu olduğum kürsüyü gönül rahatlığı içinde ve gururla devrettiğimi sizlere bir kere daha ifade etmek istiyorum. Birçok ülke bu değerli bilim adamına baş döndürücü sayılabilecek kadar ekipman desteği, laboratuvar desteği, ekip desteği, teknik destek teklifleri yapmalarına rağmen kısıtlı olanaklarla Türkiye'de çalışmayı seçtiği için kendisini kutluyor ve özellikle teşekkür ediyorum. Ne kadar iftihar etsek azdır. Bilim kozamız artık hiç şüphe etmiyorum ki bundan sonra bilim dünyasının ışığından gözünü alamayacağı bir zirveye yerleşecektir. Bu duygularla halifimi kürsüsüne davet ediyorum. Buraya gelirken söyleyeceğim birkaç şey aklımdaydı ama sanırım heyecandan olacak hepsini unuttum. O nedenle dışarıda kağıda birkaç şey karaladım. Müsaadeniz olursa bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Annemin bana her zaman söylediği bir söz vardır. Hep bana yol göstermiştir. Oğlum, bütün hayatını kolların ve ayakların belirlemeyecek. Hayatına asıl yön verecek olan beynin ve kalbindir. Bir şey gerçekten istiyorsan bütün engelleri yenip ona ulaşabilirsin. Annemin bu cümlesi her zaman içimde olmuştur. Ayrıca bana bugüne kadar inanan birbirinden güzel ve değerli insanların, dostlarımın karşısında böyle bir payeyle bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Böyle bir görevi ödev ve sorumluluklarıyla birlikte taşıyacağıma da söz veriyorum. Hayatımda olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Ülkemizde
bedensel engelinden dolayı başarılı olma şansı elinden alınan on binlerce Asım bulunmaktadır. Birazcık sağduyu ve anlayış, onları başarıya götürecek en büyük destek olacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.